Arkadaşlar merhaba. Restant Evle 3'e hoş geldiniz. Türkçe yapmıştık bir önceki videoda. Türkçe olarak yeni oyuna başlayacağım. Ben soru seçiyorum. Rockon şehri Amerikan Orta Batısı'na yer alan bir endüstri metropolüdür diyor. Bir star üyesi olan Jill Valentina. Geçti orası polis memuru galiba onu yazıyordu. Bir salgın var. Dünyada, Amerika'da herhangi bir hastalıktan daha hızlı yayılıyor diyor. Günümüz koronasından, koronavirüsünden daha da etkili. Bir virüs. Şehirde acil durum ilan edildi diyor. Orta Batı Karadeniz bölgesi karantinaya alındı. Umbrella şirketinin yapısına uygun temel değerlerdir. Bu doktorlar yapıyor galiba bu virüsü. Tuhaf tuhaf canavarlar yaratacaklar. Resident Evil 2'de olduğu gibi. Bu hepimiz için daha parlak bir gelecek inşa etmeye devam edecek olan temeldir. Evet, şu an doktorların bir canavarı canlandırmaya çalıştığını görüyoruz. Biz bir polisi canlandıracağız. Bayan polis. İsmi Jill. Yaratığı helikoptere bindiriyorlar. Umbrella. Şirketin ismi herhalde bu. Kod isim Nemesis. Canavar. İyi bir şey yapmadıkları kesin zaten de. Evet. Uykumuzdan uyandık. Dışarıda aşırı bir yağmur ve rüzgar var. Televizyon çalışmıyor. Renk soluk gibi duruyor ya böyle. Şurada bir ışık var. Ne var burada, lavabo mu? Evet. Bir yüzünü yıka, bir kendine gel. Ne? Ne o? Kan mı? Aa, bunu kanıyor. Kendisi de herhalde virüse kapılmış, bir evrim değişikliği yaşıyor. Bayağı değişti yani, zombiye dönüştü. Her tarafı kan revan içinde. Kafasına mı sıkacak? Hayır. Zombiye dönüşünce intihar etti. Rüyaymış. Rüyaymış. Her gece daha da kötüleşiyor diyor. Galiba yoğun rüyalar görüyor. September 28. 3 gün daha sonra bu şehre veda edebilirim. Şuradan bir ışıkları yakalım. Jill'in raporu. Umbrella ile ilgili o karmaşanlardan çoktan 2 ay geçti. Askıya alınmam yüzünden soruşturma tam olarak umduğum gibi ilerlemedi. Bulduğum bu yazılı kayıt belki de Stas memur olarak son görevimin kanıtı olacak. Sadece hakikat ile sonuçlanmasını umut edebilirim demiş. Bu virüsten enfekte olanlar tam bir zombiye dönüyor gibi görünüyor. Aşağıda belirten birkaç farklı yok aracılığıyla bulaşıyor. Enfeksiyon kapmış bir bireyden alınan ısırığın vücutsal sıvıların karışmasına yol açması, enfeksiyonu leş yemiş olan kargayla temas kurulması, virüsün dayanıklılığı nedeniyle havadan bulaşma ihtimali hiçe sayılamaz. Solunum yoluyla da bulaşıyor. Olaydan kurtulmayı başarmış olanların henüz belirti göstermediği dikkate alınmalıdır.
Bunun virüsün uzun kuruçka dönemiyle veya enfeksiyona dayanıklı olmamızla alakalı olup olmadığı belli değil. Bu araştırma dönemi bittikten sonra bile uyanık olmalıyız. Benim için ufak uyuma güçlüğü yaşamanın dışında iyi durumdaymışım gibi görünüyor. Yine de çok umutlu olmamalıyım. Her şeye rağmen bu uzun bir kuluçka dönemi olabilir demiş. Bu Jill'in kendi raporu, bizim adamımızın tuttuğunu. Bayan şurada doktor resmi falan var. Bu ne? Araştırma notları. Umbrella. Bir şirket dediğim gibi aynı. Herhalde sağlık. Eczacı şirketi pazar payında sektör lideri. Eczacı şirketi olarak kamuflaj olurken askeri silah üretimine odaklanıyor diyor. Ayrıca gizlice biyolojik silahlar üretiyor. T virüsü sıntısı konak olay olarak doğrulandı. Rakkon şehri yetkili iş çevrilmesi, belediye başkanı büyük bağışlar, şehri etkin bir şekilde kontrol ediyor. Belediye başkanına büyük bağış sağlayarak şehre virüs mü yaymışlar acaba? Başka da bir notumuz yok burada. Burada ne var? Mühürsüz zarf. Beni evde kalmaya mecbur ettiler. Sokağın karşısındaki adamlar pencereden 7/24 beni izliyor. İronsun adamlara, Umbrella Hanım'ı bilmiyorum ve zaten aranda çok da bir fark yok. Ne yapmaya çalıştığına farkındayım. Beni yıpratmak istiyorlar. Boyun eğmem için işkence yapıyorlar. Ve işe yarıyor. Zar zor yemek yiyorum. Zar zor uyuyorum. Delireceğim, yaşayan bir ölü gibiyim demiş. Ama kazanmalarına izin vermeyeceğiz. Şehirden kaçmak ve hesap vermeye sarmak için bir yol bulmak zorundayım. Elbette beni susturmak ve birini gönderecektir. Eğer öldürüldüğümü öğrenirsen veya benim gibi insanlar artık ne yapıyorlarsa araştırmayı benim bıraktığım yerden devralmak zorundasın. Dosyalarımı ilişkide gönderen bu mektup yakalanmadığı sürece sana bilmen gereken her şeyi anlatacaktır. Bu gece yola çıkıyorum. 5 gün bana şans dile. Evet, böyle bir Doğru yazdım. biri mektup bırakıp gitmiş. Şuradan lavabodan devam ediyoruz. Aynı şekilde. Suyu akıyor su hala. Işığı da yaktık. İnşallah bu sefer normal yüzünü falan yıkar. Kendine gelir jili. Kendisine bakıyor. Evet, şu an hayret yani, bir şey olmadı. 28 Eylül saat 8, Rockcon şehri. Dolap burada. Güzel, buzdolabını açıp kapatabiliyoruz. Bir meslek taşımın mesajı. Telefon da çalıyor bu arada. Jili Valentina. Selam, nasıl? I'm coming. Hello? Jill, are you okay? Brad, is that you? Listen, you gotta get out of there. What are you talking about? I don't have time to explain. You gotta get out of there right now. All right, let me grab my. Thing.
Jill? Over here! Brad! You okay? What was that thing? Damned if I know. But right now it's got a hard-on for the only two stars left in town. You and me. I'm not sticking around. Just look around you. The longer we wait, the more screwed we are. How'd this all happen so fast? I don't know. One fucked up thing always leads to another. It's like Arclay on steroids. Hey! Hey, wait! Down here! Damn it! How could this many people be infected? No, I don't. Are we still a team? Always. Then do me a favor. Don't fuck up like I did. Go! I'm sorry, Brad. Sorry. Parking garage roof! Parking garage. Got it. Sir, are you all right? Stay back! Don't come any closer! Hey, come on. There's a helicopter waiting to take you to safety. What safety? I'm not going out there! The parking garage isn't far. I can the only safe place is in here! What's your name? I can't just leave you behind. It's Dario Rosso. And yeah, right. You just want to steal my safe house. Get your own, Missy. Missy? Would you please calm down? I'm a police officer. I'm here to help. Oh yeah, you've been doing a bang-up job. You want to help? Go handcuff yourself to one of those freaks. Sir? This is your last chance. No one else is coming for you. I'm not going anywhere! I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters. Now leave me alone! Yeah.
damn it! It's my turn, bitch! Easy, lady. I got you. Who are you? What are you doing? My name's Carlos, and I'm saving you. Come on, let's get you someplace safe. I think we're in the clear. Hope so. We've been bringing survivors here. Here where? My guys have converted some subway cars into a shelter. It's safe. I'm fine. Personal space. Okay, I get it. Let's go. Oh, come on. Who's the dipshit to close this? Sorry, we're gonna have to go around. Hey, what do you know about that monster? Nothing. I've never seen anything like it. But it's no zombie. It knows what it wants and won't stop till it gets it. Don't you like that in a man? No, thanks. He's all yours. Listen, I promise you're in good hands. I'm with the Umbrella Biohazard Countermeasure Service. UBCS for short. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this! Whoa. What are you talking about? Look, you don't have to trust me, but I'm going to the shelter. You coming? Come on, it's this way. Hey, Captain. This fine young lady could use our help. Carlos. You didn't even think to ask fine young lady her name? She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, Super Cop. Here you go.
We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. All right. Topside yet? Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. It almost looks like I could get this working if I plug in the right... whatever it is.